Selamünaleyküm. Önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya açıklık getirmek üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Gelir vergisi kanununun 54. maddesi. Gelir vergisi kanunu 54. maddeye göre bir kişinin 150 baş hayvanı var da bu da 2 yaşın altında ise bu adamın gelir vergisi mükellefi olmasına gerek yok. Devletin kanunu böyle. Aynı şekilde küçük baş olursa da 500 baş hatta 750 baş hayvanı varsa gelir vergisi mükellefi olmasına gerek yok. Bu bizim gelir vergisi kanunumuzda açık bir şekilde yazılmış. Ama ne hikmetse Toprak Mahsulleri Ofisi TMO'dan yahut herhangi bir tüccardan arpa ya da buğday, mısır gibi mahsulleri almaya gittiği zaman bu adamlara %8 KDV uygulanıyor. Ayrıca vergi mükellefi olan bir adama %1 ile canlı hayvan satabiliyorken vergi mükellefi olmayan şu adama düve satacak olursak %8 KDV ödemesi gerekiyor. Bu da ciddi bir haksızlığı ortaya çıkarıyor. Bunlara neden %8 KDV uyguluyor? Şu adama neden %8 KDV uyguluyor? Kanun diyor ki bunlar nihai tüketicidir. Sormak istiyorum. Bu adam arpayı götürüp evde yiyor mu? Kendisi mi yiyor? Ya da 150 tane hayvanı olan adam nasıl nihai tüketici oluyor? Bu adam 150 tane danayı tüketiyor mu? Yiyor mu? Ya da benden gelip devletin koyduğu şartlarla 5 tane ve üzerinde düve almak isteyen adama neden %8 KDV uyguluyoruz? Bu adam nasıl nihai tüketici oluyor? Bu aldığı 5 tane düveyi eve götürüp kesip yiyecek mi bu adam? Yani burada bir çarpıklık söz konusu. Devletin şu kanunuyla, gelir vergisi kanunuyla KDV kanunu arasında bir tezat var. Bir çarpık ilişki var. Bir şekilde birinden birisinin düzenlenmesi gerekiyor. Şunu düzenleyemeyeceğinize göre şunun acilen düzenlenmesi gerekiyor. Gerek canlı hayvan alımında, gerekse hububat alımında diğerlerine, diğer vergi mükelleflerine nasıl %1 katma değer vergisi uygulanıyorsa küçük ve orta ölçekli fakat gelir vergisi mükellefi olmayan üreticiye de Toprak Mahsulleri Ofisi ya da bizler bir şey satarken %1 KDV bandından fatura kesmemiz gerekiyor. Aksi halde bu küçük işletmeler için ciddi bir haksız rekabete yol açmış oluyor. Bunun bir zararı daha var. Nedir o? Cambaz, celep, tüccar, alım satımcı, alışverişçi diye tabir ettiğimiz, halk arasında böyle bildiğimiz hayvan alım satımı yapan arkadaşlar. Diyelim ki gelir vergisi mükellefi olmayan fakat 150 başın altında, 2 yaşın altında hayvanı olan adamlardan birisinden herhangi bir malı alır da yine vergi mükellefi olmayan başka birisine satmaya kalktığı zaman stopajla %1 ile aldığı malı, %2 ile stopajla aldığı bir malı satarken %8 ile satmak zorunda. Adamın zaten rezervinde katma değer vergisi olmadığı için bir masrafı falan da yok. Karşı taraftan bunu tahsil etmeye kalktığı zaman karşı taraf bu parayı ona vermeyeceği için gerek hayvan hareketlerinde sorun çıkıyor. Gerekse cambazlarla, bu alışverişçilerle satıcılar arasında yine KDV problemi çıkıyor. Bu haksızlığın, bu çarpık ilişkinin acilen düzeltilmesi gerekiyor. Madem ki devlet gelir vergisi 54. kanuna göre 150 başın altında hayvanı olan adamı mükellef saymıyorsa ama hayvancı sayıyorsa şurada da bu adamları neden nihai tüketici olarak kabul ediyor bunu anlamış değilim. Acilen bu düzenlemenin yapılması gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden uygun fiyatlı devletin verdiği arpayı alabilmenin ön şartı olarak sadece Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden bu adamın elinde bulundurduğu hayvan varlığını gösterir belgenin yeterli olması gerekiyor arpa alabilmesi için. Tarım İl Müdürlüğü'ne, İlçe Müdürlüğü'ne gider. Fiiliyatta şu anda elinde canlı kaç tane hayvan olduğunu günlük güncel olarak imza altına alır. Bunu da TMO'ya götürürse %1 bandından
alması gerekiyor. Bu düzenlemenin acilen yapılması gerekiyor. Yıllardır bu kanayan bir yara olarak devam ediyor. Bu mevzuatın düzeltilmesi için arkadaşlarımız, konuyla alakalı ilgili arkadaşlarımız gereken müracaatları yaptılar ama ilgi görmedi. Tabii bugünlerde sosyal medya daha etkili. Olur ya bu hesabımızı konuyla alakalı olan, bu konudan anlayan, bunu kendisine dert edinmiş birisine denk gelir diye bu paylaşımı yapmak istedik. Sizin de aklınızda olsun. Siz de gündemde tutun, siz de gündeme getirin. Sonuçta bu problem sizin probleminiz. Ben şimdi benim yanıma gelmiş 5 tane hayvan alacak, ancak 5 tane hayvanın parasını toparlamış bir adama diyelim ki 13 bin liradan döve satacağım arkadaşlar. 13 bin lira çarpı 8 yüzde. Ben bu adama 1040 lira daha istemem lazım. Adamın aldığı hayvan 14.040 lira. Ödeyemez ki bu adam. 5.000 lira kafadan, daha malı almadan katma değer vergisi ödemiş olacak. Ortada bir yanlışlık var, düzeltilmesi gerekiyor. Allah'a emanet olun.